Merhaba arkadaşlar, destan ve efsane arasındaki farkları, destanın ne olduğunu, efsanenin ne olduğunu hepsini çok güzel bir şekilde öğrenmeye hazırsanız hemen başlayalım. Burada hem destanla alakalı çok önemli bilgiler vereceğiz, hem bunlarla alakalı boşlukları doldururken sizler de konuyu öğrenmiş olacaksınız. Ve yine destan ve efsane arasındaki farkları tam da sınavınızda çıkacak şekilde hem üniversite sınavlarında hem de okul sınavlarında çıkacak şekilde sizlere anlatacağız. Ben sizlere oldum Kaan, alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize buyan, bozkurt olsun bize uğran, demir kargo olsun orman, av yerinde yürüsün kulan, daha deniz daha müren, güneş tuğ olsun, gök kumkan diye net bir şekilde destandan alınmış bir cümle var. Peki hocam, destan nedir diyorsunuz? Destanın ne olduğunu esasında sizler biliyorsunuz. Destanın en önemli özelliği bir ulusun kahramanlıklarını anlatan, askerlerine, halkına moral vermek için yazılan eserler. Ama gelin edebiyattaki tanımına bakalım. Birincisi sözlü dönem ürünleri. Yani yazıya geçilmemiş daha bunlar o dönemlerde. İkincisi sonradan yazıya geçirilecek. Yani esasında aşamaları var, birazdan göreceğiz. İlk başta bir olay yaşanacak. Mesela diyelim ki Metehan diye bir hükümdar var biliyorsunuz Hunlarda. Onlu sistemi kurmuş, Çinleri işte vergiye bağlamış. O kahramanlıklarıyla gerçekten olacak. Onun ardından onun kahramanlıkları ikinci aşamada ağızdan ağza yayılacak. Üçüncü aşamada ise bu yazıya geçirilecek. Burada şu çok önemli. Manzum olarak yazılanlar çok fazla. Manzum, yani manzum nedir hocam? Şiir olarak yazılanlar bu türde nesir kısımlarda bulunuyor. Yani düz yazılarda bulunuyor. Aynı Dede Korkut hikayeleri geliyor. Hem düz hem şiir vardı ya, konuşmalar ve olaylar. Konuşmalar şiir şeklindeydi ama olaylar düz yazı şeklinde anlatılıyordu. Belli bir ulusun, milletin özelliklerini yansıyor. Zaten Amerikalıların destanı yok mesela. İspanyolların destanı var, Rusların var, Çinlilerin var, Sümerlerin var, Japonların var, Türklerin, bizim binlerce var, onlarca var. Ama Amerikalıların destanı yok ya, daha ulus değiller. Olayların geçtiği yer ve zaman belli değildir. Daha çok kahramanın detaylarını göreceğiz. Destanlarda şunu bilmemiz lazım. Kişiler ve olaylar ayrıntılı bir şekilde işleniyor. Kişiler önemli. Yer ve zaman çok önemli değil ama kişiler çok önemli. Yani Oğuz Kağan ya da Alper Tunga ya da Ermanas ya da komutan şu, bunların detaylarını bilmemiz gerekiyor. Destanlarda sıradan olaylar da işlenebiliyor. Olağan düşü, yani olağanüstü olaylar da işlenebiliyor. İç içe bunlar. Ulusların ilk ürünleridir bunlar ve en değerli ürünleridir. Yani biz Oğuz Kağan destanı sayesinde Metehan'ın çok büyük bir hükümdar olduğunu hem tarihi gerçeklerle bağdaştırıp hem de destan sayesinde çok çok iyi öğrenebiliyoruz. Ve tabii ki destanlarda mitolojik, yani birazcık efsanevi ürünlere, unsurlara da yer veriliyor. Konuları nedir peki destanların? Toplum hafızasında iz bırakan olaylar, doğal afetler, savaşlar, göçler, kıtlık vesaire. Biz Orta Asya'da büyük bir devlet kurmuşuz mesela. Bunlarla alakalı çok önemli bilgileri abartılı kısımlar olsa bile destanlar sayesinde öğreniyoruz. Şimdi destanın oluşum aşamalarına baktığımızda birinci aşamasında toplumu derinden etkileyen bir olay halk tarafından hafızada tutuluyor. Yani olay gerçekten bir yaşanıyor. Derinden etkileyen bir olay olabilir. Bazen bir kıtlık olabilir, bazen bir felaket olabilir, bazen de az önce bahsettiğimiz Oğuz Kağan destanı konusunda olduğu gibi Metehan gibi iyi bir hükümdar gelebilir. Sonra ozanlar veya şamanlar tarafından olayın destan çekirdeğini oluşturan unsurlar, yani destansı halini oluşturan unsurlardan şairane üslupla manzum parçalar üretir. Yani böyle ağızdan ağza yayılmaya başlıyor artık. Çekirdekteki olayın devam niteliğindeki yan olaylar geliştirilir. Yani bunu böyle çok yavan olmasın diye yanına biraz daha süslemeler ekleniyor. Ve son safhada ise şair veya aydın biri tarafından tespit edilip yazıya geçirilir. Demek ki temelinde bu ağızdan ağza yayılması için birazcık abartılı, süslü olması lazım. Dolayısıyla ozanlar veya şamanlar çekirdeğini oluşturan unsurları bir şekilde biraz daha süsleyip abartıyorlar. Birinci aşama, ikinci aşama ozanların süslemesi ve ağızdan ağza yayılması, üçüncü aşama ise yazıya geçirilmesi. Şimdi destan ikiye ayrılıyor. Bir doğal destan var, bu oluşum aşamalarına sahip olan. Bir de yapma destan. Yani birinci ya da ikinci aşaması yok. Direkt biri yazıya geçiriyor. Nedir bakalım? Mesela doğal destana bir örnek vereyim size. Oğuz Kağan destanı, Sümerlerin Gılgamış destanı, bizim Bozkurt destanımız, Alper Tunga destanımız doğal. Yazarı belli değil çünkü. Yazarı kim? Anonim. Yapma destan, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale Şehitleri destanı. Fazla Üstü Dağlarca'nın yazdığı üç şehit. Bunların hepsinin yazarı belli. Şimdi doğal destan, az önce söylediğim kelime bir kez daha dile getiriyorum. Anonimdir. Yani yazanı belli değil. Toplumun ortak malı olup bir takım olaylar sonucu kendiliğinden meydana geliyor. Yani az önce bahsettiğimiz aşamalara sahip. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama. Yapma destan ise anonim değildir. Yani yazarı belli, biri yazmış. Bir şair ya da yazarın toplumu derinden etkileyen olaylardan sonra
kendisinin yazdığı veyahut da başka bir kelime kullanalım, kaleme aldığı eserdir. Yani Mehmet Akif Ersoy oturup yazıyor. Doğal destandan en büyük farkı yazarının belli olması ve tabii ki birinci ve ikinci aşaması yok. Yani gerçek bir olay yaşanıp sonrasında bu olayla alakalı ağızdan ağza elma falan yok. Direkt yazar geliyor, diyor ki ben Kurtuluş Savaşı hakkında bir destan yazacağım diyor Nazım Hikmet ve yazabiliyor. Türk Edebiyatı'ndaki doğal destanlara baktığımızda ilk destanımız Yaratılış Destanı, Altay Yakut Destanı. Yine Komutan Şu'nun İskender'le mücadelelerini anlatan Komutan Şu'nun İskender'le mücadelelerini anlatan Saka Destanı var şu. Alper Tunga Destanı var. Sakaların İranlarla mücadelesini anlatıyor. Bunlar hep komutan ismi. Hun Oğuz Destanları'nda Oğuz Kağan Destanı var. Hun hükümdarı Metin Hayat'ın anlatıyor. Atilla Destanı var. Avrupa Hunların başarılarını anlatıyor. Bozkurt Destanı'nda Dişi Bir Kurttan Türeyişimiz. Ergenekon Destanı'nda Demir Maden Dağı Eritişimiz. Türeyiş Destanı'nda yine erkek kurtla alakalı bir kısım var. Yine burada erkek kurt, burada dişi kurt da var. Bunlar tabii ki diyeceksiniz ki hocam ne anlatıyorsunuz siz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar şuna dikkat edin. Mesela bunu her zaman söylüyoruz. Bir kurt resmi çizmeye çalıştım ama çizemedim. Mesela Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta, yani İncil'de ve Kur'an'da Hazreti İsa'nın doğumu mucizevidir. Nasıl mucizevi? Allah Hazreti Meryem'i evlenmeden Hazreti İsa'yı doğurmasını sağlamıştır. Bunu tüm Hristiyan dünyası ve tüm Müslümanlar, bizler inanırız. Çünkü bu Allah'ın bir mucizesidir bu. Şimdi eski dönemlerde buna benzer mucizeler gerçekleşmiş olabilir. Ama bunlar sonradan değişmiş, tarif edilmiş, bozulmuş olabilir. Ama temelinde bunlarla alay etmeyelim. Çünkü bunlar bizim öz kültürümüz, tarihi kültürümüz. Bunları bilelim. Gerçeklik payı hakkında soru işaretleri bulunsun ama falan demeyelim. Göç destanında mesela bir dağımız var. Bu dağın içerisindeki madenleri eritip başkalarına vereceğiz. Ve Çinlere vereceğiz prensesi aldığımız için. Ama sonradan göç etmek zorunda kalacağız. Kıtlık yaşayacağız. Ergenekon destanında da yine madenden oluşan demir dağı ateşler yakıp eritip geçeceğiz. Ve büyük bir bağımsızlık mücadelesini başlatmış olacağız. Yine Kırgız Türklerine ait Ermanas Destanı, Komutan Manas Destanı yine dünyanın en uzun destanıdır. Cengiz Han Destanı, Edige Destanı, Satuk Buğra Han Destanı Karahanlılara ait İslamiyet'i yayıyor. Ve Battalname ve Danışmentname, Battal Gazi Destanı ve Danışmentname Anadolu Türklerine ait, Selçuklara, Osmanlılara ait önemli destanlardır. Hatta Danışmentname'de tarihi gerçeklik payı da hissediyor. Dünya Edebiyatı'ndaki doğal destanlara baktığımızda Yunan Edebiyatı'ndaki İlyada ve Odese Destanı Truva'ya gidiş ve Truva'dan dönüş anlatır. İranların Şehname Destanı'nda Alper Tunga'dan, yani şu adamdan Afrasyap diye bahsedilir. Firdevsi yazıya geçirmiştir bunu. Yine Finlerin Kalevala adlı destanını Lönnrot yazıya geçirmiştir. Hindistanların Mahabharata ve Ramayana destanı. Almanların Nibelungen destanında yine Atilla'dan bahsedilir. Hani Atilla Avrupa'yı sarsacak ya. Almanlar da Nibelungen destanında Atilla'dan korkup yazacaklar. İngilizlerin Beowulf destanı, Robin Hood destanı. Fransızlarda Chanson de Roland. Rus edebiyatında Igor. İspanyollarda Legit gibi destanlar önemlidir. Hatta Sümerlere ait Gılgamış Destanı'nda buraya not düşebiliriz. O da eski bir dünya destanıdır diyebiliriz. Yapma destanlara baktığımızda Türk Edebiyatı'nda Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda destanı, Gülten Akın'ın Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı, Ceyhan Atuf Kalsun'un Sakarya Meydan Savaşı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine yazdığı destansı şiirler önemli. Batı Edebiyatı'nda Virgil'in yazdığı Latin Edebiyatı'ndaki Aynes Destanı, Minton'un yazdığı Kaybolmuş Cennet Destanı İngilizlerde. Yine İtalyanlarda Tasso'nun yazdığı Kurtarılmış Kudüs, Dante'nin yazdığı İlahi Komedya ve Ariosto'nun yazdığı Çılgın Orlando destanları önemli. Peki Türk destanlarındaki motifler nelerdir? Bunlara bakalım. Destanlarımızdaki motifler. Buraya yazıyorum. Destanlarımızdaki motifler diyelim ki kafamız karışmasın. Şimdi destanlarımızdaki motifler derken destanlarda geçen anahtar kelimeler, önemli kelimeler diyoruz. Mesela ok ve yay motifi, at motifi, ağaçlar, rüya görmemiz, mağara, işte kırklar motifi mesela. Nedir kırklar motifi? Gidiyor kırk haramiler, işte Ali Baba ve kırk haramiler diyoruz. Kırk gün kırk gece düğün yapılıyor. Kırk kelimesi çok önemlidir. Gökbörü, yani bozkurt motifi, bunların hepsi destanlarımızda sık sık geçen kelimelerdir. Sınavda size bir parça verip bu destan içindeki motifler nelerdir dediği zaman buna benzer ışık gibi, kırklar gibi, gökbörü gibi anahtar kelimeleri bulmaya çalışacaksınız. Gelelim efsaneye. Şimdi efsaneyi de kısa bir sürede anlatalım ve sonrasında videomuzu bitirelim. Gerçek ya da hayali şahıs, olay, yer hakkında gerçek olduğunu anlatılarak inanılan hikaye. Bir inanış yani esasında. Şimdi genel özelliğine baktığımızda bilimin ve aklını izah edemediği zamanlarda doğa olayları var. Mesela yağmur yağıyor, gök gürültüyor, seller oluyor. Doğa olaylarını bitki ve hayvan ve dini tarihi kişi, hayvan, dini tarihi kişi ve olayları anlatan hikayeler. Bunlar masalsız, yani biraz olağanüstü, abartılı
tarzda oluşturuluyor ve yazarları da belli değil. Yani anonimdir arkadaşlar. Ve burada inandırıcılık özelliği var. Burada bir inanış, inandırıcılık kelimesini yazalım. İnandırıcılık özelliği var. Yani mesela destanlar ulusalken efsaneler tam bir ulusallık arz etmiyor. Biraz daha inanışları anlatıyor. Şimdi bunlarda az önce söylediğimiz kelimeyi bir kez daha söylüyoruz. Ulusal kavramlar yani milli unsurlar asla yok. Demek ki destanların en büyük farkı bu. Dil sade ve kalıplaşmış ifadelere tabii ki de yer verilmeyecek. Niye? Çünkü masal değil ki bu. Ve aynı zamanda dilden dile aktarılarak geleceğe taşınıyor. Birazcık da söz yani. Masallar hayalleri, bakın burası çok önemli. Masallar hayalleri, böyle tek gözlü bir dev var mesela. Tamam, tek gözlü bir devden bahsediyor masalda. Tek gözlü devden bahsediyor. Ama efsaneler ise inanışlar anlatıyor. Yani efsanelerde yaşanan olaylara insanlar inanır. Ama masalın masal olduğunu herkes bilir. Gelin destan ve efsane farkına bakalım. Şimdi efsanede milli unsurlar var mı? Yok. Bakın bu sınavda çıkacak. Destanda var mı? Milli unsurlar var. Bunu bileceğiz. Bakın bu sayfadan %100 sorulur diyorum. Bunu bildin arkadaşlar. Destanlar uzun sürede oluşuyor. Gerçekten bir olay yaşanması lazım. Bunun aşama aşama yayılması lazım. Ama efsaneler kısa sürede oluşup hemen yayılabilir. Efsanelerde öyküleyici bir anlatım var. Yani böyle masalsı anlatım yok. Öyküleyici bir anlatım var. Ama belirli bir planı da var. Fakat efsanelerde daha çok ideal insan tipi. Yani böyle inanışlara bağlı ideal insan tipi, insan üstü tip diyorum. İnsan tipi ön planda. Burada ise şuraya dikkat edin. Öyküleyici anlatım var. Aynı efsanelerdeki gibi. Öyküleyici anlatım var. Ve belirli bir plan var yine aynı efsanedeki gibi. Fakat burada olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar ön planda. Mesela şuradaki destanlardaki kahramanları hatırlayalım. Nerede? Hemen şuraya getirelim. Gösterelim mesela. Bakınız bizimkilere. Bu değil, bunlar yabancılar. Salla bunları. Bak. Şu bir komutan ismi. Alper Tunga bir komutan ismi. Oğuz Kağan bir komutan ismi. Atilla bir komutan ismi. Ergenekon'da yine Börtüçen'e dağları delecek geçecek. Aynı şekilde Ermanas bir komutan ismi. Cengiz Han bir komutan ismi. Edige bir komutan ismi. Satuk Buğra Han bir komutan ismi. Battalname, danışman Ahmet Gazi, danışman Toğulların kurucusu. Bunların hepsi bir komutan ismi. Dolayısıyla hepsinde olağanüstü, Japonca okuyabiliyorsanız okuyabiliyorsunuzdur. Olağanüstü özelliklere sahip savaşçılar ön planda. Peki hocam, biz bunlara nasıl çalışacağız? Birincisi, size ödev vereceğim ama bakın. Sıfırdan ona edebiyat kitabımızdan size ödev vermek istiyorum. Bununla alakalı çok net bir şekilde bilmeniz gereken kısımları göstermek istiyorum. Şimdi destan ve efsane ile alakalı bakın. Türk Edebiyatı'nda destan dediğimiz kısımda burada destan ve efsaneyi ünite olarak anlattık. Sayfa 76, 78, 80, 81 bu kısımlara çalışmanız lazım. Bakın burada destan ve efsane farkında bir kez daha anlattık. Burada şurada Oğuz Kağan destanının özellikleri, Battal Gazi destanının özellikleri, Fazıl Üstü Dağlarca'nın Üç Şehitler destanının özellikleri sınavda size hoca sorabilir. Bu kısımdaki sorulara dikkat edin. Hocam biz daha fazla soru istiyoruz diyorsanız hemen size tak Türk Dil Edebiyatı'ndan da ödev vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Hemen buraya geldiğimizde bakalım şuraya. Nerede? Ha. Türk Edebiyatı'nın hikayeyi işlediğimiz zaman bunlarla alakalı ödevler vermiştik. Şuraya gelelim. Fiilim silah. Ha. Şurada. Şiirden sonraki ünite. Nerede? Şiir biraz da uzun bir üniteydi hatırlarsanız. Ha. Destan ve efsane. Burada sayfa 91'den başlayıp buradaki soruları çözdükten sonra ve noktalama işaretleri sıfatlanmasını çözdükten sonra burada yazılı örneği var. Bakın sayfa 108 ve 109'da yazılı örneği var. Bunları da çözerseniz sınavlardan iyi bir not alırsınız. Hocam ben bunları yanımda gezdirmek istemiyorum. Bana daha küçük, daha leziz bir kitap ver derseniz akıl notları var. Akıl notlarında da yine çalışabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bakın akıl notlarında da şu edebiyatı göstereyim şöyle. Bakın edebiyat dönemlerini geçelim. Nerede? Ben de bulamak. Destan ve özellikleri sayfa 19. Türk Edebiyatı Destanlar sayfa 20. Sayfa 21. 22. Buraları bilmeniz yeterli sizler için. Tabi bu 21'de romana geçmişiz. Bunlar da tabi ki hem akıl haritalarında hem de akıl haritaları olarak asabildiğiniz hem de yanınıza gezebildiğiniz notlar. Ödevlerinizi verdim. Konuyu hızlı bir şekilde anlattım. Arasındaki fark gördüğünüz son derece basit. Hadi bakalım şimdi ödüllü soru yapın. Sıra sizde.